Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam. Sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor. Yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana. Senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin arkadaşım, arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Merhaba. Merhaba. Başlar. Geldiniz. Sağ olun, çok zarifsiniz. Sağ olun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Çok sen iyi. De hoş geldin. Sağ olun hocam. İyi misin? Allah'a şükür. Çok, bugün çok... Tamam, tamam. Tamam. İnsani olarak sordum iyi misin diye. Sana sormadım yani. Anladım hocam. Ha, hazır hissediyorum. Bugün çok güzel bir toplulukla bir arada olduğumuzu düşünüyorum. Nereden biliyorsun? İşte niye? Atıyorum, ben gaz veriyorum seyirciye. Arkadaşım yapma işte, doğru düzgün ol. Evet. Yalan söyleyince sen anlaşılıyor. Evet, onu hissettim şu an, hissettim onu. Evet. Evet. Belki de yanlış işi yapıyorsun. Yani yalan söylediğini belli ediyorsun sahnede. Evet. İyi bir oyuncu bunu belli etmez. Bak değil yalan mi? Söyle bana. Çok tatlısınız. Gibi, o tarz bir şey mi? Yani, arkadaşım. Şey olarak şu an ağzından öyle çıktı. Ama tatlısınız da yani. Ha, hangi ülkede onu bilmiyorum. Şimdi, arkadaşım. Çünkü genel şey olarak ülkelere göre de... Seyirci bir sus. Lütfen çıkar mısınız? Bir şey konuşacağız. Arkadaşım. Erkenden geliyorlar. Bittiği zaman gel diyor. Ben yazıyorum. Dışarı yazdım pasajın oraya ama erkenden... Hava soğuk ondan. Mesela yazın olsa girmez seyirci. Lan bir sus. Evet, bana da bir şey oldu hakikaten. Bu... Allah Allah. Belki de gerçekten yanlış işi yapıyorsun. Sahnede olmaman gerekir. Evet. Mesela senin background'ın ne? Kalça böyle. Hayır. Kas olarak mı? Daha sıfır. Şey, geri. Daha geri? Evet. Oturduğum yer anlamı. Kol... Hayır arkadaşım ya. Fiziki olarak background'ını sormuyorum senin. Evet. Gelmişini, siyasi... geçmişini soruyorum. Ben de size aynı şekilde... Arkadaşım! Sormak istiyorum ama kalabalık. Bunu özel zamanımızda, dönercide... Arkadaşım ya! Hazır hissediyorum. Hayır. Hayır, sahne ilk çıktığın geçmişi sormuyorum. Ah anne. Daha... Hayır, hayır. Ah pardon. Ya bir yavaş ol. Hakikaten sen bana ne içtin şey arkada? Bilmiyorum valla. Ant içtim bir daha yapmayacağım diye ama çarptı demek. Seyirci siz güldürüp buna gaz veriyorsunuz. Ya gülmeyin. Lütfen Mevlüt'e geldiniz. Biraz ciddiyet ya. Arkadaşım. Anlamış değilim seyirciyi. Valla anlamış değilim ya. Barış kapa kamerayı ya. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Olacak neyse diyor. Estağfurullah. Sen ne giriyorsun Barış? İşini yapsana. Barış oradan manitayı çekiyor herhalde. Ben anlamadım. Sen sürekli aynı yere bakıyorsun ya. Hep... Diğerleri böyle felde dolaşıyor. Sen aynı yerde aynı parayı alıyorsun. Olacak şey değil. Arkadaşım. Benim. Neyse senden bir şey konuşulmuyor zaten. Hakikaten, ne söylesen ben gidiyorum ya. Ben şey de... kolun kadar dilin var. Evet. Evet. Şeyi çağır çocuğu. De ki. Yavrum gel. Hayır ya yapma. Müzisyen de ki gel piyanona mı oturuyorsun? Gitarına mı oturuyorsun? Artık ne yapıyorsun? Müzisyeni de ki gel bana şunu. Gel bana bunları yap. Hayır şu müziği gir bana de. Altyapı olarak. Evet, hissettim onu hocam. Background, altyapı. Bugün bunlara çalışıyoruz. Hazır hissediyorum. Evet. Huzurlu... Ben sana gözüm alışmıyor ya. Bir de şey, Suzan'a anons et kendi kafanı. Suzan, işte Suzan. Hayır, kafanı anons et. Suzan kafamda şu an. Hayır ulan! Suzan'a de ki kafam de, kafamı anlar. Suzan çok kafa kadın. Devam et, sabaha kadar devam edebilirim böyle. Arkadaşım yapma, senin kafama bir şey lazım Suzan. Ya Suzan, hep böyle ani... Pardon. Bana mı? Ya çok terletiyor bu ya. Suzan, çok böyle cana yakın oldu da arkadaşım. Benim yerime bir öpsene gıdısından. Ama son günlerde fazla oldu. Gerçekten bir şey olabilir benim sonra. Benim için sakıncası yok. Hazır kadın. Demek ki Arnavutlar böyle öpüşüyor. Sahne üstünde böyleyse arkada hazır hissediyorum. Ne dedik?
En ne son dedik? Ne dedik? En son ne dedik? Sahne üstünde... Hayır, hayır, o değil. Ondan geri gir. En son ne dedik? Evet. Onu dedik. En son ne dedikten önce, ne dedikten önceki ne dedik? Hayır, hayır. Hepsini hatırlıyorum, Kur'an çarpsın. Şey, dedim ya, minikle ilgili şeyleri. Ha, minik evet. O kadar, evet. Evet, huzurların... Altyapı ne veriyorsun? Evet. Miniye mi? Radya temel vereceğim. Arkadaşım! Çağır artık şunu. Huzurlarınızda minik. Basic. Minik, şöyle bana altyapı bir şey çal. Bir şey olsun. Arkadaşım, evet, aldı mikrofonu arkaya. Kim bilir seyirciye neler hazırladı? Hey. Ve seyirci bu akşam neler bekliyor? Hiç bilmiyorum, haberim yok. Zerre bir şey hazırlamadım. Evet, havada üç parende atar. Ve boynunu kırar, üstüne... son gösterisidir. Bağış toplanır, lütfen çiçek yolu. Hayır, hayır, kafa üstü düşmüyorsun. Parmakların üstüne düşüyorsun. Parende, ona atamam ki ya. Havada üç parende atamaz mısın? Atarım da mikrofon olduğu için şey oluyor, İlhan sonra fırça çekiyor bana. İki. Şimdi bunu pazarlıkla bir önce yapsak seyircinin önünde ayıp oluyor bu. Atamam, parende atamam ya. Parende çünkü havada atılıyor. Tamam, o zaman soyun. İlla acı çektirecek. Arkadaşım, ben sana imkanlar sunuyorum. İmkanlara bak, olduğun yerde parende at. Olimpiyatlarda bile zor yapılmış. Tamam, yapamıyorsan soyunacaksın. Haklısınız, evet. Çıkar ceketi. Ondan sonra niçin öyle sektörü var diyorlar. Adam, arkadaşım adam ya. Adam parende atamayacak. Ne yapıyor? Tabii ki kendini sinemaya veriyor. Neyse ki izleyicisi var. Arkadaşım, o da bir estetik gerektirir. Senin gibi bilmez miyim, bilmez miyim? Evet. Branşı mı? Sapıklık yapma. Gravatı da çıkar. Gravat yok. Papyon var bende. Gravat o. Tövbe ya. Boyuna takılıyorsa gravattır. Bow tie, papyon. Gravat. Allah seni kahretsin. Gravatı çıkardım. İşte böyle, adam olacaksın. Düğmeni çöz. Onu değil. Hangisi olduğunu söylemediniz için... Papyonu taktın, düğmeyi çözeceksin. Papyonu düğmeye takmıyorum ki. Prodüksiyon, hemen bir tane şey getirin buna, sandalye getirin. Otur sandalyeye, en önden birini al çabuk. Çabuk sahneye en önden birini bayan al. Bayan erkek? Fark etmez, ne yapacağım biri bilmiyorum. Bayan biri erkek. İşte adamın tipine göre yapacağım ya, bilmiyorum. İşte olaylar çok ters gelişirse saçma bir şey olmasın. Erkek al lan. Çok teşekkür. Şunları vereyim mi? Bunlara ihtiyacım var mı? Ver, ver. Buyurun. Çok teşekkür. Bir tane beyefendi rica edebilir miyim? Geliyor musunuz abi siz? Vallahi mı? Çok teşekkür. O abi olmaz. Öyle mi? O zaman tişörtünü çıkarıp ters giysin. Ha, yok, şimdi üstüne yeleği kapatacak önünü. Ha, tamam. Reklam neden olmaz dediğimi de söyle. Evet, seyirci memeleri yok, görünüyor sanmasın. Çünkü yıllardır aynı tişörtten alamıyordu o yüzden. İçinde yapma böyle ya. Yaparsan. Çok güzel. Gözlerini tut şunun. Olsan çıkışta vuracağız. Arkadaşım. Efendim? Gözlerini tut. Hayır, hayır. Ha, şunu kapıyoruz. Ya işte terleteceğiz sizi de o yüzden. Yani terlemeyin diye üzüldük. Evet, tam orası şey olmaz. Oradan kimseye çakozlamaz. Evet arkadaşım. Evet. Sen şeysin. Öpüşüyoruz. Çok hayır. Yağmur yağıyor. Romantizm. Tamam lan. Geçmiş olsun. Ben her yola varım. Arkadaşım. Evet. O zaman yapma, ben bir çıkarayım. İsminiz ne abicim? Selçuk. Selçuk. Selçuk, niye devamlı önünü açıyorsun? Demin bir olaya giriyorduk ya, o yüzden. İsterseniz yol yakınken abi indirelim. Gönüllü geldim bir de. Gönüllü mü geldiniz? Gönüllü geldim. Gönüllü geldiniz. Hani seçilmeden falan. Aa, eyvallah, estağfurullah. Eyvallah abicim. Yaşa. Evet, cekette fular getirin hemen buna. Beyefendi mi? Hayır, sana. Sen... Selçuk Bey, çok üzülüyorum. Evet, sen oturuyorsun orada. Otur. Arkadaşım, oturturum 40 dakika öyle. Bana artistlik yapma. Oturacağım, görecek şimdi. Evet, şey sen... Selçuk Bey. Selçuk, sen soldan geliyorsun. Sen sağdan geliyorsun. İkiniz de telefonla konuşarak gel... Selçuk, sen soldan geliyorsun. Böyle mi? Telefonu çıkarmadan konuş Selçuk. Arkadaşım sağdan geliyorsun, Selçuk soldan geliyorsun, elinizde telefon var. Arkadaşım senin telefon 55 santim. Ceketi niye göğsünde ilikledin? İşte Ilgaz böyle birini hayal ediyor herhalde. Arkadaşım ya aşağıda dursun ya yukarıda dursun. Aşağıda duramadığına göre yukarıda durdurt. Evet bu. O 55 santim bir telefonun var. Kulaktan konuşup ağzı ağızdan konuşuyorsun, tamam? Sahra telsizi var bende. Ya telefon, cep telefonu ama... Aa, askerlik sen uzun bile, uzun tabii. Mektup yazdığın için şey, klavyesi çok. Telefonun klavyesi var. Ha, 29 harfin 29'unu da koymuşlar. 29 harf mi var? Kaç var? Sırf Türkler mi bulmuş bu telefonu? Ay, yabancı tamam. Harf yok mu? Selçuk, sen de normal telefonla konuşuyorsun. Mesela Q yok mu? Yok Q. Ben sorayım. Ne yapacaksın Q'yu? Öküz mü yazacaksın?
Ya gerçekten oluyor. Bunu da bir anne doğurdu ya. Arkadaşım! Ya öyle düşün. Seni... Evet, ikiniz de telefonla çok dalmışsınız telefona. Konuşarak geliyorsunuz. Selçuk sen içine konuşuyorsun. Arkadaşım sen bize konuşuyorsun. Geliyorsunuz. İkiniz de aynı sandalyeye oturuyorsunuz. Arka arkaya dönüp. Sonra da aniden ayağa kalkıp kavga ediyorsunuz. 3, 2, 1 gel. Bu beni döver ya. Hadi. Evet. Konuş arkadaşım. Senden çok hoşlanıyorum. Ya telefonla konuş. Onu senden çok... Hayır, kulağını kulağına sok, ağzını ağzına sok. Şimdi bunun büyük olması problem yarattı bende de. Arkadaşım ya. Evet. Sen alo? Öyle bir tipsin. Alo? Arkan dönük geliyorsun Selçuk. Ha. Ağzını oynat ağzını. Ha, arkadaşım sen konuş. Kimle konuşuyorsun? Kimle konuşuyorsun? Hayır, sen kimle konuşuyorsun? Sen kimle konuşuyorsun? Sen ulan! Sen ulan! Çekim yapıyorsunuz. İzin aldınız mı çekim yapmak için? Ben mahallenin muhtarı mıyım? Sen malsın. Sen konuşuyorsun. Kimle konuşuyorum? Ne bileyim işte onu uydur. Alo? Evet, merhaba. Kimmiş? İnternetten sipariş veriyorum şu an. Arkadaşım, ne siparişi? Bir dakika bekler misiniz? Arkadaşım, bir gün o kırbaçlarla kırbaçlayacağım seni. Yapma! Siz anladınız, bunlar anlamadı siparişi. Alo? Hayır, şeyle konuş. Bakkaldan konuş. Şey iste bakkaldan. Ne iste bakkaldan? Masa örtüsü iste bakkaldan. Bakkaldan? Evet. Nereden istedir masa örtüsü? Salak. Değil mi? Yani. Evet. Konuşarak arka arka geliyorsun ama çok neşeli istiyorsun. Ya bana çok şey lazım, masa örtüsü lazım ya. Yapma ya, ne yapacağım masa örtüsünü? Ne yapacağım? Var mı kafanızda? Ben bakkalım şu an sen değilim. Ben bakkalım şu an. Ne ben bakkalım. Ben bakkalım lan. Ulan bağıran salak lan, bakkal. Ben bakkalım. Kapat şu telefonu. Biri arayacaksa beni arasın. Telefon yanlış. Arkadaşım. Bu telefon yanlış anlama. Yapma. Yapma şunu. Bak ben bakkalım. Sen masa örtüsü isteyensin. Sen olarak bana cevap ver. Bakkaldan hiç masa örtüsü istemedin mi? İstediğinde ne yaparsan onu yap. Nasıl atladın bu siparişi ya? Bakkaldan alınmaz ki o ama. Ney? Nereden alın? Tuhafiyeciden mi? Masa örtücücü dükkanı mı var? Bakkaldan alınır. Evet. Sizi Milli Eğitim niye reddetti? Geri geri gel, geri geri gel. İkiniz aynı anda oturuyorsunuz. Evet, güzel hareket. Konuş, konuş. Masa örtüsü. Ne yapacaksın masa örtüsünü? Ya şimdi çok acil lazım bana. Bu akşam bir kız isteme olayı var. Ha? İşte onunla lazım. Detaylarımı anlatayım. Ne yapacağım? Masa örtüsünü vereceğim babasına. Ne yapacaksın? Olay ne? Masa örtüsü masaya sermek için değil mi? Ha. Demek ki masada örtü yok. Ondan mütevellit istiyor. Sen daha ne kadar detay istiyorsun? Hayır, masa dikine mi, enine mi? Kapat, Allah belanı versin. Kapat, kapat. Tam konuşurken telefonla geri geri gelip oturursunuz. Oturursunuz aynı anda. Aynı anda ya Selçuk bakmadan otur. Evet. Arkadaşım. He. Oturdu. Evet. Aynı anda oturacaksınız. Aynı anda. Hazır. Evet. %50'si senin, %50'si. %50 senin yanak düşecek, %50 senin yanak. O mümkün değil. Çünkü benim Brezilya olduğu için biraz çıkık. Ama dengeleriz onu, arada evet, dengeleriz. Yallah, otururlar. Hadi bakalım. Olmadı ya. Olmadı. Bak, ver örtüyü geri veriyorum. Hayır. Ya tam bak, öyle bir ortalayın ki birbirinizi. Ha, çatallar birbirine değdiğinde şey... Orada... Örtü, çatallar. Nasıl bir akşam yemeği bizi bekliyor çok merak ediyorum. Evet, oturup sonra hadi. Birbirinizle kavga edeceksiniz. 3, 2, 1, değdin. Hop kal. Arkadaşım buraya bence... Bir dakika, telefonu kapıyorum. O ne? Şarjı da bitiyor da. Senin yüreğin soğudu. Gel buraya. Nasıl kavga edeceksin? Merhaba, neysin? Benim. Ben geldim önce. Şimdi hepimizin. Arkadaşım. Arkadaşım. Yaratıcı olma. Çevir, çevir. Evet. Vazgeçtim. Selçuk'u alkışlarla gönder yerine. Çok. Tamam, Selçuk gitmiş, oturuyorsun, arkasından söyleniyorsun. Ulan oturuyorduk tam falan, evet. Ama oturuyorduk, dünya tatlısı çocuk geldi. Hayır, hayır. Sinirli olarak. Sinirli bir çocuk geldi ama sen yine de hoşuma gitti. Sen sinirlisin. He? Sen sinirlisin.
Ben sinirliyim. Çok sinirlisin. Allah kendi kahretsin. Kendine söyleniyorsun. Bir daha asla Selçuk'la aynı yere oturmayacağım. Çok sinirli. Söylen. Yazıklar olsun. Oraya oturuyorum şunu ya. Sanki babasının malı gibi oturuyor ya. Olacak şey değil. Tam o sırada Sarp gelir. Sarp gel. Ha işte buyur. Bir... Tam olaylar refaha erecek. Sarp, seni... senin baban bunun asker arkadaşı. Seni ona göndermiş, tamam mı? Tamam. Gel, sor. Sen sen misin? İsmiyle sor. Sen sen misin? İsmiyle soruyorum sana. Sen Fırat'ın oğlusun değil mi? Arkadaşım. Sorudan anladım. Arkadaşım yapma. Şey de ki, sen benim babamın asker arkadaşı mısın? Öyle sor. Sen benim babamın asker arkadaşı mısın? Evet, ikimiz yaptık askerlik sadece. O ve ben. Hemen tanıdım. Ne bileyim ben, 650 bin kişi var. Arkadaşım, senin hangisi? Sen kimin olsun? Yüzüne bakınca anla. Şey, kaşını gözünü oynat, anlasın. Baban da öyle yaparmış. Sen kimin olsun yavrum? Ben nereden bileyim senin kimin olduğunu? Hemen tanı. Hemen tanıdım. Peki babanın şarap çanağı kristal... Arkadaşım! Kristal, oradan tanıyacağım belki. Belki arkadaşım. Öyle bir teşhiki mesaimiz var ya adam. Tamam, baban şey de yapıyormuş, dizden kırıp iç çamaşırını gevşetiyormuş. Bu iğrenç hikaye daha nereye gidecek ben? Ulan babanın yaptığı bir şey yap, senin ve babanın sadece özel olan. Tamam, o sizin dediğiniz ya. Arkadaşım tanısana. Böyle birini tanımak istemiyorum. Arkadaşım! Hemen zıpla ayağa lan! Ben böyle bir arkadaşla babasıyla içtimaya kalkmış olamam lütfen. Ya. Lütfen zıpla ayağa lan! Sen Turgut'un oğlu musun? Lan! İnanamıyorum, sen Turgut'un oğlu musun? Evet. Hiç alakanız yok ya. Arkadaşım! Demek anneye çekmiş olabilir. Anneye ya çekmiş... Sen Turgut'un oğlu musun dediğinde bir daha yap. Lan! Sen Turgut'un oğlu musun? Evet mi demek bu? Anlamadım. Evet. Ya inanılmaz yavrum, sen ne kadar büyümüşsün ya. Sarıl oğlana. Oğlanı yokla. Hayır öyle değil. Ya sarılıp sırtına böyle vurursun ya. Vay maşallah sana ya. Ya ne kadar büyümüşsün sen. Ben seni gördüğümde daha görmemiştim, yoktun sen. Ondan çıkaramadım çünkü. Bir an, çünkü görsem hatırladım. Dedim ki gözü falan büyümüş şey. Çünkü görmedim ben daha. Çünkü daha o zamanlar baban, senin baban kim yavrum? Turgut. İnanılır gibiydi ya. Turgut, hiç tanımıyorum. Sarp, sen babana demiş ki bu. Oğlanı bana gönder, eti benim, kemiği de benim. Söyle. Babam dedi ki, gönder onu. Sen git dedi. De ki sonra, eti benim, kemiği de benim. Niye o zaman geldin ki? O zaman ki? Değil mi? Bana ne kaldı? Evet. Sen babana de ki, çok lüzumsuz olmuş de, selam söyle bana. Hayır, hayır ya. Babam benim her şeyimle sana verdi de. Oo. Babam beni her şeyimle sana verdi. Ya ne de sen canım benim ya Turgut ya benim ne kadar... Ya ne günlerimiz geçti onunla şeyde... Temeltepe'de oğlak çevirdik. Sivas Temeltepe. O zaman -27. 42. Oğlağı 42 niye mi? Çevirdiniz? Efendim? Niye çevirdiniz yanlış oğlağı? Yanlış yöne gidiyordu. Çevirdik oğlağı. Hayvan, hayvan şimdi boşu boşuna yanlış yöne mi gitsin? Arkadaşım ya. Ters yöne gidiyor bak, çünkü. Bak ben başlatayım hikayeyi, sen tamamla. Bir gün koğuşta oturuyoruz. Bir gün koğuşta oturuyoruz. Rus kızlar falan geldi. Arkadaşım! Yazlık askeriye burası. Ya yapma ne olur ya. Tamam şey de ki beni, sen benim yanımdasın bundan sonra. Sor çocuğa. Sen benim yanımdasın bundan sonra. Beraber inanılmaz işlere imza atacağız. İlk başta ne yapacağız? Sen adi bir soyguncusun. Açacağız. Efendim? Sen adi bir soyguncusun. Sen abinle... Sen adi bir soyguncusun. Sen adi bir soyguncusun. Allah da beni kahret. Hayırlısı. Hayır hayır o değil. Sen adi bir soyguncusun. Sen adi bir soyguncusun. Hayır sen saçlı. Aa sen saçlı. Saçlı. Ama yine de çekicisin. Olsun. Arkadaşım sen adi bir soyguncusun. Ben olur ha. Evet ve diyorsun ki bu akşam nereye giriyoruz? Madem baban seni bana emanet etti, sana mesleğimle ilgili bütün detayları öğreteceğim. Bu mesleğin en iyisi olman için elimde... Sende de mi aynı sıkıntı var? Tamam almışsın çocuğu, eve girmeye gidiyorsun. Hayır hayır. Öyle alma çocuğu ya. İndir şunu ya. Sarp mısın? Galiba biraz ***'dım. Sen kaç kilosun oğlum? At şu sandalyeyi arkaya. Prodüksiyon yatak getir. Çok başarılıydın bugün. Seni ödüllendireceğim. Niye? Arkadaşım eve giriyorsunuz hadi. Sor çocuğa neleri kullanmayı niye eve giriyoruz? Neler kullanmamız lazım? Hayır neleri kullanmayı biliyorsun? Neleri kullanmayı biliyorsun? Kapı kullanmayı biliyor musun? Hayır. O zaman kapıdan giremeyiz. Demek ki camdan gireceğiz. Bilseydin... Arkadaşım sor değil. Tornavida.
Tornavida. Yan Keski. Yan Keski. Kerpeten. Kerpeten. Zart. Zarf. Zort. Evet, güzel. Yürüyün. Yürüyün. Ezgi gel. Kerpeten, Kerpeten Ezgi geliyor şimdi. Bu gece görüp görebileceğin en büyük bir yarın evini soyacağız. Gel buraya. Sen karışma Ezgi, sana ne yaptılar? Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ezgi kim yaptı bunu sana? Allah'tan bu şeyi kullanmış. Cilt için olanı. Bir de bunun fitili var çünkü o çok sıkıntılı. Evet Ezgi, sen tam camın önünde, cama arkan dönük aynada kendine şey makyaj yapıyorsun. Makyaj mı? Cilt gece bakımı. Cilt bakımı. Cilt bakımı. Cilt bakımı. Dön. Arkadaşım gel, camı göster. Cam. Camı göster. Cam. Al oğlanı. Atlat. Ya ne yapıyorsun, devamı kucağına alıyorsun herifi? Ya atlatırsın, nasıl atlatayım başka? O senin eline bastı, sen onu havaya at, havada paranda dönüp cama tutunsun. Boynunun üstüne düşersen ağzını kapa da kan sıçramasın. Çünkü seyirci ondan sonra kuru temizlemeyle uğraşıyor, bir kere oldu. Arkadaşım. Bu pantolon bugün kesin gidecek, söyleyeyim. Evet, sen onu atarsın, sonra sen elini tutarsın, o seni atar. Evet, siz bunu bak, yana yana yapın ama yukarı yukarı koyarım ben montajda. Nasıl? Şimdi bir mana kazandı. Evet. Hazır hocam. At yana. At yana. Yok yok, at yana. Hayır, at yana. Nasıl yayınlayacağız evet, lan bunları? Dağılabiliriz bence artık, tamam. Arkadaşım, at yana. At yana işte o şeydir. At ulan yana, at yana, at yana. Gözüm. Arkaya dur, atla. Yana, sen tut elini. Lan delirt. Elini tut. Kağıdı, daha çok yolumuz var. Tut elini. Sen onu at yana. Lan ne oluyor? Arkadaşım. Evet, son at yana. Evet. Bir dönem kapanıyor. Tut camın kenarından. Elinle cama asıl. Asıl. Asıldın. Sen de onun bacağına asıl. Paçalardan evet. Yere, yere yat. Evet, Ezgi. Sen kafayı arkadaşım kaldırıyorsun camdan lan, kafayı... Geriye doğru ol lan, geriye doğru ol. Ellerin burada dur, ayakların arkada dur. Camdan kendini yukarı doğru çekip kafayla baktığın anda Ezgi de sana dönüyor ve görüp Ezgi'ye yüzle geliyorsunuz. Bence hızlanalım. Evet. Kestik, bir dakika dur. Kestik. Oğlum çocuğu niye ayırıyorsun manyak? Sarp, birleştirsene. Kafanla kalçadan kaldır, o birleşir. Lan kafanla kalçaya bastır yukarı ha. Tamam. Evet, kendini... Bugünün şanslısı sensin. Ne oldu? Güzel bir başlangıçtı. Ne oldu? Patladı. Kim patladı? Ilgaz'ın bana verdiği kuzeninin ceketi patladı. Tamam, evet. Evet, kendini çek yukarı Ezgi. Göz göze geliyorsunuz. Ezgi sen öyle büyük bağırıyorsun ki arkadaşım, sen hayatın en büyük korkusunu yaşa. Tamam, bırak elleri. 3, 2, 1, müzik crescendo. Ah, bana bak, yukarı bak, yukarı bak. Arkadaşım kestik. Lan sen her gece böyle bir şey mi görüyorsun? Ama onu da böyle bir şey görmediği belli. Arkadaşım korkacaksın. Ben bunu görsem karanlıkta korkarım. Şu an korkuyorum. İstanbul'daki en güzel hastaneleri düşünüyorum. Yarım saat sonrası. Şu an gerçekten korkuyorum. Oğlum şunun bacakları birleştirsene. Ama artık onu çoktan açtık. Sarp birleştir şunları. Gücüm yetmiyor. Sen de yardımcı ol. Ha. Evet. Ezgi. Döndüğünüz zaman Ezgi sen çok büyük bağırıyorsun. Hır kız lan. Evet. 3, 2, 1. Yalla. Gerekirken bırakmaması gereken iki kişi bırakıyor. Kader hocam. Sen bıraksaydın onlar bırakmazdı. Ben bıraksam o nasıl bırakmaz ya? Sen bıraksan o seni bırakmazdı. Ya ben bıraksam o ameliyat sümüğü gibi altında kalacak. Ben üstüne düşeceğim aşağı çocuğun. Arkadaşım gelin şuraya ya. Bozmayın oyunumu. Evet, 3, 2, 1 yalla. Aa! Aa! Ay dur, tuttum tuttum. Kadın beni kurtardı. Soyayım mı? Ha? Soyguncu olduğum için.
Ya hayır ya, kestik dur. Ya niye kurtarıyorsun? Bulmuşum bu saatte adamı. Tutmuşken alayım. Çaresizim belli. Umutsuz yani belli. Hikayeyi beğendim. Sen de onu sana aşık biri zannediyorsun. Sana devamlı mektuplar yazan bir sapık varmış. O zannedip eve almaya çalışıyorsun. Ha tamam. Evet. 3, 2, 1. Ama biraz düşsün öyle tut. Tamam mı? Biraz. Evet. Yani tam senin değil. Kafa Sarp'ın kafa senin popo Sarp'ın kafayı gömsün. Ondan sonra tutsun. Evet. 3, 2, 1. Yala. Gör. Aa! Nerede kaldın be adam? Şu an yaşadıklarımız 1000 provada yaşanmaz. Sonra anlatacağım. Evet. Değdirdin. Evet. Tuttum. Hayır hayır. Sen oturmuşsun. Evet. Oturuk. Evet. Tut. Şey Sarp bağır. Arkadaşım sen Sarp'tan al rüzgarı. Sen bağır. Kız sen bağır. 3, 2, 1. Buyurun. Ya bunu babası niye bana yolladı anladım ben şimdi yani. Niye? Ya bu bir işe yaramıyor ki. Arkadaşım sen neyi üflüyorsun lan? Ama üstümde... Onun rüzgarı dediniz onun kafası ona gitti o. Hayır sen bağırtının rüzgarını arkadaşım içinde hissedip o sonra o bağırmaya başlayacak. Sen de bağırıyorsun, sen de bağırıyorsun. Evet, arkadaşım ben bunu efektle filmde saçlarını senin rüzgarla yukarı yukarı dikeceğim. Heh. Anladım. İçinden geçireceksin Sarp'ın bağırtısını. 3, 2, 1 yala! Ha. Ay tuttu. Allah! Allah! Alsana içinden! Hayır hayır! Adamın sesi içinden geçiyor senden bağırtı olarak çıkıyor. Ha hazır. Ay tuttum! Aa, tamam ya, ne bağırıyorsun? Gel! Ha? Çok özür diliyorum. Hayır, hayır. Hayır, sen aşağı doğru uçarken aa diye bağırırken arkadaşım sen kafa aşağı eğilip... Sırt üstü. Sen eğilip onu ayağınla yakalarsın. Ezgi sen de arkadaşımı ayağından yakala. Dikkat et ayağımı. Evet, 3, 2, 1. Şimdi çek Ezgi, çek. Arkadaşım gir camdan içeri çekilip. Çocuk düşüyor, koşsana! Çocuk düşüyor! Şu an onu düşünecek halde değilim. Niye bekar anladım. Hiç öldürdüğün sevgilin oldu mu? Ya da ezdiğin ya da... Birini yedim. Evet. Şey düşerken tutmuşsun, çekin hadi yaklaşık içeridesiniz. 155 ya. Kilo çekti demin kendisi. Onu fark ettim. Yani önümüzdeki Kurban Bayramı kesebiliriz. Arkadaşım. Evet sen hazır. Gelmişsin, ben sizi montajda koyarım içeri. Gel. Gelmişsin, içeridesiniz. O sen, hırkız olduğunu anla. Anla hırkız olduğunu. Hırsızsın sen, salatalık çalmışsın. Ters gireyim mi? Çok yükleneyim mi hocam? Nereden çaldın bu salatalıkları? Emniyetten geliyoruz biz. Arkadaşım bir dur ya, bir dur. Ezgi senin hırsız olduğunu anlayacak ama sen önce kıvır, sen açık ver. Nereden anlıyorum? Kıvırmasın. Kestik, kestik. Kestik. Yeterli miydi hocam? Öyle bir değil. Ulan olayı kıvırıyorsun. Ben hırsız değilime yatıyorsun. Ben sen, nereden anlıyorum? Sen de açık ver ona, tamam mı? Dur, kestik. Ben hırsız değilim. Dur, bu açık veri anlamadı. Ayı, ayı. Senin babanı... Ya nasıl ben dost diye... Ben hırsız değilim. Ben hırsız demedim daha size. Tamam. O zaman niye bu evdesin Ezgi? O zaman niye bu evde? Ya bir dur. Buraları müzikal yapacağım. Parmak ucunda yürüyerek konuşuyorsunuz hepiniz birbirinize. Sebep? He? Müzikalda öyle. Parmak ucunda dönerek konuşurlar. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Niyet, kısmet. Ezgi madem hırkız değilsiniz. Hırkız değilsiniz. Ne işin var bu evde? Ne işin var bu evde? Kalp hırsızıyım ben. Ya bir durun ya. Parmak ucunu yaptın. Arkadaşım, işte seninkisi çok fazla oluyor. Şey, benim... Az yapın. Sarp, o arada sen şey... Abi olur mu ya? Hırkızız ya. Çok... Hırkızız ya. Allah'tan net anlaşılıyor dedi değil mi? Yani, evet. Hırkınızı. Evet. Buyurun. Hırkınızı. Ya ötenizi gibi bir şey bu. Hırkınızı. Kendinden bir şey çalmak demek. Hırkınızı. Ötenizi de kendi... Acılar olarak. Evet. Buyurun. Siz hırsızsınız. Ne işiniz var burada? Hayır, hayır. Biz hırsız değiliz. Ya nesiniz? Nasıl bir hırsızız biz? Ağzının ortasına vururum seninle.
Israr et Sarp. Hırsızız, hırsızız biz. Vallahi hırsızız. Şurası cam mı? Evet. Arkadaş! Olmaz, gel buraya Sarp. Gel şuraya. Sarp söyle. De ki, abi bir dakika dur hop. Beni babam sana hırkız olayım diye gönderdi. Evet. Öküz öyle mi ya? Hırkız. Hırsız ne ya? Hırsız ya, hırkız diyoruz işte biz de. Ya olur mu? Babam beni sana gönderdi ki hırsız yap beni diye. Ne oldu lan? En azından senin de kıymetini bilen birisi var. Evet, o da var. Kreşlere gelin mi? Tamam, müzisyen tam o sırada çok acıklı bir arabesk bir şey girersin. Evet, tam o sırada demek hırsızsın ha. Demek hırsızsın ha. Hayır ya, eski sana demek diyor. Demek hırsızsın ha. O değil. Demek hırsızsın ha. Hayır, hayır, ben hırsız değilim. Ben evinizden bir ses geldiğini duydum. Hayır, hayır arkadaşım. Şey, foyan meydana çıktı. Ben şey yapıyorum buna, Hint draması. Tamam. Evet. Dizüstü çökersin, hırsızım ama neden sor bana. Arabesk söyleyerek. Hırsızım ama neden bir sor bana. Sorunu müzikle yap. Müziği ben mi yapıyorum? Evet. Sorunu ağzınla müzikliyorsun. Hırkızım ama sor neden bana. Evet. Hırsızım ama sor neden bana. Çıktım cama geldim sana. Belki param yoktu benim. Bayramda kesemedim dana. Ben çok üzülüyorum. Ezgi, sen çok üzül. Kim idi baban, kim idi? Evet, buyurun. Kim idi baba? Çok meşhur bir şarkıdır. Kim idi baba? Dövüne dövüne. Bir sağ elini sağ bacağına, sol elini sol bacağına ayrı ayrı vurarak. Kim idi baban, kim idi? Babana kurban geleyim. Bence devamını yayınlayamayız. Ben gittiği yeri tahmin ettim. Arkadaşım yapma. Sen de ki boyluydu, posluydu, adı Muhittin idi. Muhittin de şarkıya hiç olmuyor ya. Sen uydur bir şey. Adı Muhittin idi. Muhittin mi Ezgi? Muhittin mi? Ama şarkıyı kesiyorsun ya. Çok ters giriyorum. Tam o sırada senin evde baktığın yatalak deden kimmiş? Kimmiş? Evet. Şey, dede gel. Dede. Muhittin mi diye dede bir anda... Dede, gelirsin bir anda bağırırsın. Muhittin mi? Sen de içeriki odadan duymuşsundur. Seyirciden mi çağırıyorum? Muhittin. Hayır, hayır. Arkadan geliyor. Sürpriz. Ne şu? Sürpriz. Ya sana ne? Geliyor işte arkadan. Umurumda değil. Seyirci alkışlar. Ne? Hafif kakalak, hafif yatalak. Emre hoş geldin. Yemin ediyorum seyrettiğim böyle bir DVD var. Böyle bir anda arkadaşım. Var. Arkadaşım. Temizlikçi de var. Tam hatırlamıyorum. Yılını tam hatırlamıyorum. Alman filmi. Ben almam öyle filmi. Ben de var, vereceğim sana. Pislik yapmayın ya. Emre sana ne oluyor? Daha birinci dakikadan buna ayak uyduruyorsun. Burada bir şey var. Bu sapık. Bu ahşap çekiyor insan. Ben de. Hayır. Adam düzeldi. Hayır. Amerikan ve Hint filmlerinde var. Hepsinde var oğlum. Ya yapma ben sen de. Tiyatrosu olan insansın ya. Allah Allah. Ne alakası? Bunun gibi boş gezenin kalfası mısın? Evet. Tam o sırada sen cama dönüksün Emre. Cama dönüksün. Bu babamın adı Muhittin idi diyor. Sen de şey modadan şeye sahile doğru bakıyorsun. Yalova'da Çınarcık'taki şeylere bakıyorsun yazlıkçılara. Sen babamın adı Muhittin idi. Babam Muhittin idi. Sarp yürü. Babam Muhittin. Hayır lan. Yok, etrafında yürüyorsun. Senin baban bunun asker arkadaşı. Turgut Muhittin ikinci ismi mi? Hayır sen diye alıyorsun. Vay anam vay. O sen de duyuyorsun Emre Muhittin'i diye. Muhittin sensin. Yoksa müzikal olarak cevap veriyorsun. Yoksa ölmüş mü demişlerdi sana?
Sana ölmüş mü demişlerdi? Evet. 3-2-1. Ya bir insanda zerre kafiye yeteneği olmuyor mu? Evet. Yalla! Ne? Babamın. Babam Muhittin'in. Di 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 di. Benim babam hani bu niye seviniyor? Arkadaşım. Bu benim kardeşim çıkmayacak değil mi? Böyle bir hikayede olmak istemiyorum çünkü. Arkadaşım. Niye kardeşin çıksın? Babanın asker arkadaşın babasının. Baba sensin. Nesin lan? Babam Muhittin idi. Düştü kırıldı dibi. Uzatma. Muhittin idi. Di 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 di. Di 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 di. Ver, müzik yükselir. O sırada Emre Duyar irkilir. Tekerlekli sandalyeden kalkar, yere düşer. Hayır, hayır, öyle değil. Şey... İyileşti yani, düşer mi adam? Şanssızlığa bak. Ya Emre, kalkınca zaten kalkamıyorsun ya. Onunla düşemez, bir yere sakatlanır. Allah ben muhafaza. Ben şeyli miyim, engelli miyim? Ha, yani? Hayır, hayır. Şeysin, çok oturmaktan ayakların uyuşmuş. Hela sendromu. Evet. Tamam, çok güzel. Sabah işe gitmeden önce yarım saat su. Ondan. Eyvallah, tamam. Tamam, oturuyorsun. Evet, oturuyorsun. Engelli deyince. Evet. Bizim heladan da yalova gözüküyor. Evet, 3-2-1. Arkadaşım, sen şey yaparken Hintli gibi söylüyorsun. Tamam, hadi ne olursun. Kurban olsun abisi, hadi. 3-2-1. Ezgi, ver. Ne vereyim? Al. Babam Muhittin idi. Sarp, al, yürü. Di. Hayır lan! Hint müzikalı! Ha, müzikal. Tamam. Hint müzikalı! Hint, ha, hint. Sen de, Ezgi, durma. Di. Di, aldın. Emre, sen de. Candan bakıyor bu da. Evet, şey, sandalyeden kalkarsın, ayaklar uyuşmuş olur, düşer, sürünerek şarkı söyleyerek gidersin. Duy, 3-2-1, D'yi duy. D'nin iyisinin sonunu ver. Bana ölmüşler mi dedi, Laz oldu biraz evet, ama idare. Düştün, ayaklar gitti. Ah. Sürünerek gidersin, ağlayarak şarkıyı söylersin. Neydi şarkıyı söylersin? Sen onun babası çıkacaksın ya. Kimin, hangisinin? Tolga Salağ'ın. Ah. Evet, 35 yıl önce bunun anası kim bilir ne dediyse. Evet, 3-2-1 buyurun. Anası. Evet. Şarkı söyle. Neydi? Replik söyle. Muhittin mi dedi? Sana ölmüşler mi dedi? Evet. Muhittin mi dedi? Sana öldü mü dedi? Ulan bunu kim dedi? Arkadaşım, ne yapıyorsun? Acı çekiyordu vurdum. Arkadaşım, sen ona hikaye, o gelir durur, sen de yanına gidersin, hikaye anlatırsın. Dersin ki, evet bana öldü demişlerdi şarkıyla. Senin yoksa... Niye ben bu kadar çabuk ısınıyorum da bütün hikayemi anlatıyorum? Sen o Muhittin misin? De ki, sen de halk ekmekçi Muhittin misin de ona, tamam mı? Evet ben halk ekmekçi Muhittin de. Ondan sonra senin baban olduğu ortaya çıksın. Dokun ona, ayağa kalkıp Hint dansı yaparak seviniyorsunuz. Evet Ezgi, 3-2-1... Ben ne yapıyorum? Sen de şey sen oğlanla... Sen komple soyunmuşsun, çok canın sıkkın. Sen namussuzun. Sen de aralarda devamlı, oy ben ölem, oy ben ölem. Hint gibi, tamam. Hint gibi. Çok iyi açıkladınız, tamam. Netiz. Evet. Sarp, sen ne yapıyorsun? Anlamadım oğlum, özür dilerim. Ben de bilmiyorum abi ne olduğunu. Evet, sen benim yanıma geleceğin, onu size biliyorum. 2-1, yallah müzik. Öldü mü dedi? Oy ben ölem, ben ölem. Oy ben ölem, ben ölem. Bence biz baba oğlu olabiliriz şu halimize bakarsan. Arkadaşım, git yanına, söyle hikayeni anlat. Dur, ben yardımcı olayım sana evladım. Babamın öldüğünü söylediler. Ben de tek başıma kalınca Belçika'da iki tane çöp açtım. Kestik! Kurdeleyi kestik, açılışı yaptık. O gün bütün mamuller satıldı. Kestik ulan, kestik! Ya bir şey söyleyeceğim, sen bir dur öküz. Sana diyor Sarp. Arkadaki beyinsizlere söylüyorum. Aramıza hoş geldin. Sarp, senden daha geride beyinsiz var mı? Sağ yanağı var. Daha arkaya düşüyor. Ezgi, ne oluyor?
Hocam ne dediyseniz onu yapıyorum. Hayır, onun babası ölmüş ve buna şahit olan kişi sensin. Arkada oynayıp göbek atıyorsun. Bu aşırı salatalıktan kalsiyum zehirlenmesi yaşıyor. Hayır, yiğit müzik dansı yaparak aralarda oy ver ölen ben ölen de dediniz. Ben de öyle yapıyorum. Tamam hadi. Evet, sen aradan kafayı çıkarıyorsun. Senin kafayı görünce tekrar bir korkuyor. Hayır, hayır. Hayır, Ezgi sen ikisinin arasından... Ben çıkarıyorum. Ya bu gece bitsin var ya, şu kapının önündeki midecinin oradaki çocuk var ya, ona 50 lira vereceğim. Nedense yine midecinin dibi. Sus. Evet, sen kafanı aralarından çıkar. Yanak, evet. Ha. Emre, Emre sen kafayı görünce Ezgi'yi çok korkuyorsunuz. Birden ayağa kalkıp fırlıyorsunuz, tamam mı? İkiniz birden. Ne kafası? Şimdi göreceksin. Şey, ha, bu kafa. Ha, böyle. Aradan kendini gösteriyor. Tamam, evet. Anladım, anladım. 3, 2, 1. Arkadaşım sen de top. Ananı anlat. 3, 2, 1. Buyurun. Ananı anlat. Dur, ben onu bağlayacağım. Say sen. 3, 2, 1. Yala. Ananı anlat. Aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum. Başında. Önce yönetmeninkini anlatayım. Arkadaşım. Ama öyle ananı anlat diye olmaz şimdi. Bu 35 senelik bir acı. Bunu ben yaşamak istemiyorum yani. Annem 35 yıl kadar önce babamla bir aşk izdivacı yapıp beni dünyaya getirmiş. Aşk. Aşk izdivacı. Ondan onun akabinde... Evet. Baban ne iş yapıyormuş sorsana Emre, sen babası çıkacaksın. Dur soracağım şimdi. Önce bir anayı anlatsana. Anayla ilgili bilgi toplamam lazım. Tamam önce. Evet, heyecandan ama. Anan güzel miydi şimdi? Kesin babam. Arkadaşım bence lütfen. Kesin babam. Arkadaşım sen Hintlisin. Kanım kaynadı. Sen Hintlisin hadi. Kan çekiyor şu an. Evet. Evet. Daha çeksin. Hadi lan. Annem 35 sene önce beni dünyaya getirdikten sonra babam bir anda sıra kadem basmış. Beni ve annemi hiçbir şey... Baban ne iş yapıyordu baban sen? Ben ne iş yapıyorum? Halk ekmek. Halk ekmek. Babam annemin anlattığı kadarıyla halk ekmekte çalışıyormuş. Ve bizi bırakmış. Nasıl bir ironidir ki halk ekmekte çalışıp karısını ve çocuğunu bir ekmeğe muhtaç eden bir erkek. Emre sen o anda... Ah süper bir zamanlamaydı Ezgi. Şey, Sarp öküzü. Tibet öküzünün bir altı bu. Biraz daha rakam olarak Emre, aşağıda yetişiyor. Emre, sen o sırada diyorsun ki... Hangi halk ekmek? Sen de diyorsun ki Kızıl Toprak halk ekmek, tamam. Ah. Evet, sen de diyorsun ki senin annen... Çavdarlı mıydı? Çok merak ediyorum, nereye bağlayacak? Çok merak... Evet. Çavdarlı. Senin... Ya bir dur! Senin annen Yüncü'nün kızı mı? Evet. Oo, Yüncü. Evet, 3, 2, 1. Niye fırın? Halk ekmekte çalışıyordu. Evet. Sen de orada arkadan Haroşa, Türkan Şoray Kirpi, öyle evet. 3, 2, 1. Yala. Bitmez bu hikaye. Dur, neredeydik? Ve babamın muhteşem halk ekmekte çalıştığını duydum. Dur bir saniye. Kostüm devamlı yok mu bu işte? Var. Yok, yok, devamlı bir şey yok. Devamlı kostüm giyiyoruz, bak. Kaçtı. Neydi? Evet, senin... Hangi? Evet, hangi halk ekmek? Ha. Ağlıyorsun bu sırada. Ben. Evet. Oğlum, hangi halk ekmek? Ah, Kızıl Toprak'taki halk ekmek. Haroşa. Ya Yüncü demedi daha. Dur diyeceğim. Ana Yüncü müydü diyecek, sonra Haroşa. Hocam, şey o, flashback. Oradan alacağım ben, sen tamam, dur. Evet, üç, tamam, evet, 3, 2, buyurun. Haroşa'dan yardır, yardır. Haroşa. Kızıl Toprak halk ekmekten Kızıl ağlayarak yürü. Ha. Kızıl Toprak, halk ekmeği. Haroşa. Ya. Senin anan. Önce söyleyecek ki o. Arkadaşın. Dur, Allah beni kahretsin. Gel buraya lan, gel buraya. Ya o camdan atma. Gel şuraya ya. Dur bir dakika. Dur. Kızıl Toprak'tan alabilirim. Evet, Kızıl Toprak'ın rakından al. Kızıl Toprak, halk ekmek. Haroşa. Şu mikrofonun demiriyle bunun kafasına vursana, Allah'ını seversen. Allah senin Sarp, hamurunu necasetle yoğurmuş. Allah'ın seni s**mış, yanlışlıkla doğurmuş. Gerçekten. Sarp, otur. Aa, ne olur ya. Şey Emre bak, bunların hepsini 20 saniyede istiyorum. 3, 2,
bir yala. Kızıl toprak halk ekmek. Aa, aran Yüncü mü? Haroşa. Oo. Hey. Evet Yüncü, nereden bildiniz? Haroşa. Ananı... Senin anan benim anam. Senin anan benim anam. Senin anan benim anam olur mu? Onun karısı. Lan Emre diyor işte, senin anan benim desene. Şey. Senin, ha. Senin anan benim. Olay anam... iyice karıştı. Dur. Senin anan ben benim. Karımdı. Ha. Resmi nikahlı. Hayır, resmi nikahlı değil. Ha. Söz nikahlı. Fıtmış, anladım. Ha. Sonra çocuk olmuş, sen fıymışsın. Kaçmış. Evet. Ha, tamam. 3, 2, 1. Nikah da olmamış. Ha? Nikah da olmamış yani. Ulan nikah olsa babanın kim olduğunu bendeki bilirsin. Bendeki acı da bundan zaten. Aynen. Evet. Tamam, çok iyi. Evet. Şu an çok... 3, 2, 1. Şimdi çöz, dur. Tamam. Son, buraya nereden, 30... Nereden? Şey, Yüncü, Haroşa, evet. 3, 2, 1, buyurun. Haroşa. Senin anan... Anan benim. Benim. Dağılırsın Emre, dağıl. Benim anam sen olamazsın. Anam benim. Yardırayım mı daha? Dağıl, dağıl. Biz de... Ana! Ben kalıyorum. Şey, sen Ezgi ayağa fırlarsın. Anası da çıktı, babası da. Anası da çıktı, babası da dans ederek evet öne ya doğru geliyor. Ya nesin müzikal? Niye mutluyuz? Kederlerin kederini yaşıyoruz. Evet, 3, 2, 1. Ezgi. Anası da çıktı, babası da. Anası da çıktı, babası da. Evet arkadaşım, şimdi sen gir mevzuya. 3, 2, 1, buyurun. Anası da çıktı, Haroşa. Kız, sen bir dur. İşine söyle. Evet arkadaşım, Haroşa'dan al. Nasıl? Ne nasıl? Yani sen benim baba mısın? Onay alayım. Devam et. Evet, evet, yoksa evet, bitmeyecek. Evet. Yoksa bitmeyecek bu. Evet yavrum. Haroşa. Anası da çıktı. Anası da çıktı, bacısı da. Babamı buldum. Allah bakın. Ve yavaş yavaş Hint dansıyla ayağa kalkar. Yavaş yavaş şürürler. Ay, Hint dansıyla ayağa kalkarlar. Anası da çıktı, babası da. Anası da çıktı, babası da. Anası da çıktı, babası da. Birbirlerine dönerler, birbirlerine dönerler, dönerler. Dans ederek gelir, sarılırlar baba oğul. Anası da çıktı, babası da. Anası da çıktı, babası da. Babası kaldırır, çevirir. Yok, adamın belinde fıtık var. Kaldırır. Ha, sen kaldırır, oğlan kaldırır. Çeviriyor yok. Belinde fıtık var, belinde fıtık var. İkisinde tamam, de kaldır, fıtık kaldır, var. Kaldır, kaldır, kaldır. Hayır, hayır, tamam. Tamam. 3, 2, 1. Şey, çıktı, baba oğul olduğunuz ortaya çıktı. Evet, oğlan babayı öne getirir, onunla bir konuşma yaparsın, yılların konuşmasını. Ha, gel evlat. Ver, hayır, hayır, aşağı değil, o kadar yeter. Burada. Evet, modadan bakın şeye, Çınarcığa, konuşun. Bizim helal yalova manzaralı yavrum. Bak bu tarafa, o kameranın solu doğru. Hikayeyi mi anlatacağım? Hayır, o sana soracak. Babanla hesaplaş. Sor, hesabı nedir? 6 kere 12. Arkadaşım! Bu tarz değil, matematiksel değil, mantıksal. Hayır ya, hesaplaş, evet. Geçmişin hesabı. Bak, seni şu an bulduğum için gerçekten bunca yıl sonra mutluyum. Fakat sana bir tane sorum var. Bir tane. Annemi ve beni işim bırakın. Haroşa! Belki... Ben niye bu kadının evini soymaya kalktım ki ya? Arkadaşım dur. Emre, benim çok şey acayip bir yalan uydur. Bilmiyorum ben ne olduğunu. Beni ve annemi neşin bırakın. İyi. Böyle bir çocuk doğurdum için. Sen onun doğduğunu bilmiyorsun. Ha, ihtimali var en azından doğurmaya. Böyle bir çocuğu doğurabilir. Hayır, hayır, annesiyle ilgili şey. Senin başına bir şey geldi. O gün senin başına bir şey geldi. At yalanı. O gün benim başıma at yalanı. Öpeyim inanana artık. nasıl bir şey geldi? Nasıl bir şey geldi? Ya dur, anlatacağım. Kızıl topraktayım. O sıralar, oralar böyle... dere ıslahı var. İyi gidiyor. Bak, yürü. Lan şey yaptım ben. Bir iş makinesi. Gel sen benim kafaya düş. O düştü, hafızayı kaybettim. Ananı seni unuttum yavrum evladım. İş makinesi nasıl hatırladın şimdi? Karıştırma ulan ya orada. Ya bu GDO'lu teyze niçin durmuyor ya? Kesik. Ve benim bu evde ne işim senin var? Senin kafana grider mi düştü? Kepçesine çarptık diyelim. Olmamış iş değil. Arkadaşım ye, tamam. Ye. Babam de eline yapışır. Yavrum. Bunca yıl sonra da olsa ne? Uyumak beni.
Öp ne? Hayır, ha, ben... sen öp. Hani, yavrum öp. Kalkar ve sarılırlar, arkadan gelirler dans ederek. Son karar vereceğiz Mercan. Evet. Arkadaşım, seyirciye bir hareket yap. Ve ağzını burnu kırsınlar. Hayır, hayır. Kameraya doğru. Final hareketi. İşte mutluluk. Emre hareketini yapar. Büyük alkışlarla. Yavrum. Emre Kınay. Siz kaç senedir bu dairede oturuyorsunuz? Yemeyeyim. Makas almanın ilk çıktığı nokta. Lan onlar yapışkanla tutturuldu oraya. Ezgi al şu içeri götür. Hadi içeri. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Evet, gelsin gözümün nuru, güzeller güzeli. Geri alıyorum. Sana söylediğim şeyi geri alıyorum. Bakma, elin kızına ne bakıyorsun? Kocası vardır yanında, babası vardır. İşte o yüzden bakıyor, ona rağmen gülüyor. Evet, arkadaşım. Elinde çanta var. Elinde çanta var, elinde. He? He? Öbür elinde de kalem. Çantanın içine yazıyorsun. Ne yapıyorsun? İçine yazacağım. Ulan çantanın içinde ne varsa yazarsın. Ne varsa yazarım çantada. Hayır, kağıt. Evet? Kağıt. Tamam. Kalk, çanta var elinde, öbür elinde de kalem. Nesin sen? Bilmiyorum ben. Ya yazma bir lan. Kapat şu çantayı, tut elini. Evet, öbür elinde de kalem var. Evet. Kalemi içine koydum. Ya bir şey olmaz, tamam içinde olsun. Seyirciye söyle kalem içinde olduğunu, belirt. Kalem içinde. Belirt. Çantanın içinde. Tamam, iyice belirt. Seyircinin kafaya girsin. Evet. Bıyığın belli olmuyor. Konuşurken bıyık kadar ağzını aç ki. Hani o bıyık mı, ağzın mı belli belli olsun. Hani bıyığın altında bir de ağız görürsek ağzın olduğunu anlarız. Şimdi böyle ağzın olduğunu anlamıyoruz. Evet. Tamam, siyah rujlu biri öpmüş gibi duruyor. Tecrübe sonsuz size tabii. Evet. Seyirci, anladınız mı kalemin içeride olduğunu? Yarım saattir onu konuşuyoruz. Anladı herkes. Tamam. Şimdi burada ne yaptık? Seyirciye bir şey verdik. Ulan acaba o kalemle ne olacak? Aa. Aslında hiç olmayacak. Bunu böyle zarif açıklamanız bizi hepimizi rahatlattı ama. TV dizisi. Evet. Bir TV dizisi çekiyoruz. Evet. Devrim Mülkçü'nün dramı. Ben zaten hiçbir devrimcinin şeyinde falan oynayamayacağım. Devrim Mülkçü. Ah. Hazır. Hazırsın. Sen ne satıyorsun? Çanta ile kalem. Hayır. Devre... Mülk. Evet. Evet. Nerede satıyorsun Devrim Mülkü? Burada, mahallede. Hayır. Değil, uzakta. Hani Devrim Mülk nerede? Biraz ileride. Hayır. Ormanda. Orman, he. Alplerin tepesinde. Ah canım. Tamam. Niye ah canım? Yok, yanlış anladım. Şu an idrak ettim onu. Tamam, evet. Satmak için insanları yalnız yakalaman lazım bir ürün satmak için. Tamam mı? Yalnız yakaladığında iletişime geçer, kolaylıkla satarsın. Evet. Bir adamı yalnız nerede yakalarsın? Tuvalette. Hayır. Başka? Öbür tuvalette olabilir. Çık tuvaletten. Oo, banyo. Ha, banyo olabilir. Ama umumi banyoda yakalaman lazım. Evet. Yani... O zaman yalnız olmaz.
Ne olur? İşte umumi olduğu için herkes olabilir orada. Ama şey göbek taşında yalnız yatıyordur en azından. Umumi helalde göbek taşı. Prodüksiyon getir göbek taşı yap şuraya. Ne zarif şeyler istiyorsunuz böyle? Evet. Sarp gel. Gel hamamın önüne. Bir ananın ekran başında ağladığı an. Niye hiç hamama gitmediniz mi seyirci? Ne gülüyorsunuz? Sarp uzan. Evet, arkadaşım hemen bir tane tellak al sahneye. Seyircilerden mi? Evet. Oh. Bir tane tellak. Güçlü kuvvetli abi birini sen... al. Abi sen... Allah! Ne yapıyorsun? Son bir selfie çekeyim mi? Arkadaşım! Ya, gel abi gel. Arkadaşım kalk sen hamamın girişindesin ya. Hoş geldiniz abi. Şimdi ya abi. Hoş geldin. Senin isim ne kardeş? Berkay. Berkay merhaba abicim hoş geldin. Berkay mı diyor? Berkay. Ha tamam. Şey Berkay hiç hamama gittin mi? Yok gitmedim ya. Gerçekten gitmedin mi hamama? Bir kere tatilde gitmiştim ben. O sayılmaz. İş günü değilse sayılmaz. Ya geç şuraya. Sen olsun. Zaten ne yapacağını söyleyecek. Sen rahat ol. Yani gittiğin yer hamam mıydı da tatildeydi yoksa tatilde miydi de hamamdı? Merak ettim girdim içeri ya. Ne, ne gördün? Kadın falan görmedim. Yani. Berkay'ın hamamla ilgili büyük fikirleri vardı. Ama umduğu gibi çıkmadı. Tamam erkekler hamamı zaten. Bu sadece erkek evet, var. Çök. Tellak sen tellak ne demek biliyor musun? Yok. Tellak sıcaktan gevşeyen kasları ayırmak demek. Tamam. Mesela pilavın üstüne şey ayırıyorsun ya. Tandır. Onun gibi. Lif lif. Tandırı biliyorsun değil mi? Berkay çök üstüne. Çık üstüne Sarp'ın. Yavaşça tabii çıkıyormuş gibi yapıyoruz. Bir şey olmasın. Berkay bacaklarının yavaşça arasına alıyorsun adamı. Tabii oo, tabii. Ve biz de bunu HD olarak çekiyoruz. Ya! Yok yok. Pisleşmeyin. Şöyle abi bir saniye. Şöyle yapayım. Bir saniye izin ver abi bana. Seni yoracağım ama. Bir saniye izin ver. Arkadaşım göster Berkay'a. Şöyle oturalım. Şu yeter bize. Şu yeter. Evet. Evet, arada dirseğinden şeyi de, kulunçu da ez Berkay, tamam. Evet, yoğuruyorsun. Oo, şimdi 20 dakika kulunç çalışmamız lazım. Arkadaşım, evet, 3-2-1 gel devrimi yükseltmeye çalış. Efendim, selamlar, merhabalar. Merhabalar. Ben Muhittin merhaba. Pazarlama. Bizim inanılmaz devrimlüklerimiz var. 2 dakikanızı bana ayırırsanız sizi belki de şahane bir gayrimenkulün sahibi yapacağım. Aa! Bakın, adam sevinçten çıldırıyor. Bu, tapuyu aldığı zaman atacağı şu... o dirseğin tam sivrisini bastırmıyorum çünkü o S1. S1'e bastırdım mı ne oluyor? Yüzde felce sebep olabilir. Bunların hepsini biliyorum ben ya. Tıp okudum ben. Kitaplardan olabilir evet, ama tıp sen okudum. Sen şimdi bağır sarp arada. Şimdi, devre mülkte diyelim ki vücut bizim mülkümüz. Biz bunu yılın belirli aylarında şu kısmıyla ne yapıyoruz? Kırıyoruz. Kırıyoruz. Evet, saçma oldu. Saçma oğlu, siz devam edin. Saçma oğlu. Oo, arada bağır, arada bağır. Arada bağır. Ne oldu? İlk defa dışarıdaki ambulans bir işe yarayabilir. Buz kovasını alıp gelirlerse... Ne yaptın ulan çocuğa? Henüz bilmiyorum. Sarp, ne oldu? Yarısını kullanmam artık. Olsun, artık neredeyse devrimlik sahibisin. Onunla hava yaparsın. Arkadaşım sat şunu. Ben satıyorum. Hayır ulan sen değil. Aynen böyle. Eğer tamamını kullanmıyorsan yarısını devrediyorsun. Devrimlik böyle bir şey. Berkay, şunu kol... Kardeşim işimi yapamıyorum diye posta koş. Şimdi... Kardeşim işimi yapamıyorum, bir dakika ya. Çok özür diliyorum. Görüşmek üzere. Gel şuraya.
Bence şakası yok. Bir Berkay'dan mı korkuyorsun? Evet. Gel şuraya. Hatta yarısından bile korkuyorum. Arkadaşım, sen ağzınla her şeyi çözersin. Hayır, hayır. Yani lafınla. He. Şimdi beni, Berkay Bey, beni yanlış anladınız. Kötü bir başlangıç yaptık. Bunu tekrarlamak Berkay, istiyorum. Berkay, gıcık oldum buna. Göğsünle vurarak atmaya çalış dışarı. Yok, yok. Çıkıyorum, çıkıyorum. Berkay. İki futbolcu değil, göğüste nasıl yumuşatıyor çok merak ediyorum çünkü. Berkay. Sen git arkadaşım, sen Berkay'a anlatmaya çalışırken o seni göğsüyle dışarı atsın vura vura. Şimdi beyefendi, beni yan... Lan konuşarak çözsene! Beni koru. Arkadaşım, konuşarak çözebilirsin. Konuş Berkay'la. Kaba kuvvet... Kaba kuvvet en sevdiğim şey. Arkadaşım! Söyle ya. Şimdi beyefendi, Berkay Bey, kaba kuvvetle bunu çözemeyiz. Ben güzel bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sizin de müşteriniz, benim de müşterim... engel oluyorsun. Estağfurullah, amacım o değil. Fakat beyefendiyi yakaladım. Beyefendi belli ki niçin buraya geldi? Sıkıntılarından, dertlerinden arınmak için. Şimdi öyle saf, naif bir anında ona çok güzel bir projenin... Ya uzatma ya. Uzatma. Şap kalk, ben ikna oldum de, evet. Al onu eve götür. Alıyorum. Ve aldığım eve seni evet, götürüyorum. Evet, lütfen. Bir an önce kalkın, pıtılaşmadan giyinin. Şimdi... Ya arkadaşım... Şey, Bodrum'un Pıstıl köyünde inanılmaz sen... bir... Dev... Aa, bunu karım da görmeli, söyle. Hangisini? Devre... Ayı, devre mülkü. Arkadaşım, al şunu karısı. Evet, yenge hanıma da gidelim, söyle. Bunu karım da görmeli. Tamam, o sizin özel olayınız. Ben karışmak istemiyorum. Arkadaşım! Bana doğru düzgün bir gün ve saat verirseniz ben o saatte kapınızı çalıp bir kahvenizi içer ve bütün bu projeyi anlatırım. Şimdi hemen. Şimdi gidiyoruz. Evet, tut elinden. Ben ne yapıyorum? Seni alkışlarla yerine gönderiyoruz ben. Berkay, çok teşekkür ederim. Aman abi, şuraya dikkat et. Yavaş. Evet, tut elinden. Anlatarak götür. Prodüksiyon, topla şuraları. Lan senin sırtında ne var? Akupunktur ya, mikrofon. Ha. Tamam, evet. Evet, ben sesini de... Sesini boş ver. Önünde ne var yavrum senin? Bunlar yurt ülkeye sokmak, bunları suç değil mi? Arkadaşım bence ya bence karına önce bunları göster. Kadın arkadaşım! Daha... Evet. Sende yok mu? Hangisi? Kıl. Onun önündekiler. Ya bundan bayağı arabanın ön iki koltuğuna kılıf çıkar ya. Arkadaşım yapma, çocuğu rencide etme herkesi. Lütfen Sarp Bey, buyurun siz önden gidin, ben eve bilmiyorum. Ama Allah. Sarp de ki... Allah razı olsun. Ha, gerisi normal yani. Evet. Evet, Ezgi gel eve, Ezgi eve gel. Eve gel ve kocanla tanış. Evet, arkadaşım. Sarp gir önden, Ezgi'ye heyecanla anlat. Çok heyecanlı. Ezgi, ya neler oldu? Neler oldu lan? Hayatınız değişti. Evet, 3-2-1 gel. Zıplayarak gir. Beyefendi zıplayınca havadan etek iyice havalanıyor. İsterseniz bir daha düşünün. Arkadaşım sen arkadan mutlu, gülümseyen adam. Neler oldu neler? Neler olacak? Donsuz çıkmışsın dışarı arkadaş. Bir adam. Çanta yok mu ya? Bir çanta bir şey ya. Evet, gel arkadaşım. Hemen devreye gir, hemen. Çok teşekkür ederim. Hemen devreye gir. Efendim merhabalar. Çok rahatsız ediyorum hanımefendi. Ben Muhittin. Muhittin Bey buyurun. Gayrimenkul ve çirkefsin Ezgi. Şirketsiniz siz değil mi? Hayır. Ezgi çirkef. Çirkef, özür diliyorum. Ben Muhittin GYO, gayrimenkul yatırım ortak. GYO ne be? Ne GYO'su? Ne biçim adamsın sen? Ah, bilsem hanımefendiyi Berkay'a verirdim. Arkadaşım. Ve şimdi hepimiz rahat ederdik. Hayır, Sarp. Karıcığım, bilmiyorsun bu adamın hünerlerini. Oo, hamamda neler oldu, neler. Hamamda neler yaptı, bir görsen. Allah senin cezanı vermesin adam. Olay tamamen yanlış yere gidiyor. Benim gayrimenkul... Sen gir devreye hanımefendi, yanlış hanımefendi, anlatıyor kocanız. Beyefendi, şu an heyecanlı tabii. Şimdi ben yanlış bir tanışma oldu, tekrar tanıtayım. Sarp, kendim heyecanlısın arkada. Ben gayrimenkul yatırım ortaklığı. Aynı zamanda avukat tanıdığım var. İki dakikada boşarım. Kestik, bu, kestik. Sarp! Bu lan boşarım sizi. İşine heyecanlı ol, mal! Yavrum, bir şey soracağım. Burada biz bizeyiz. İçinde bir şey var değil mi gerçekten? Tamam, böyle saçma sapan hareketler yapıyorsun da... Aforoz yemeyelim. Demin sıkıntılar yaşadı da çünkü. Hanımefendi, benim amacım, sizleri rahatsız etmekteki amacım... Sarp Bey sağ olsun, buraya kadar getirdi. Bir kahvenizi içeyim, acı kahve. Kahve kalmadı. Sana çantayla bir koyarım buradan. İmar müdürlüğüne kadar gidersin.
Otur şuraya. Hayır ya, öyle değil ya. Lafınla alttan al, ağzınla. Çok evet. Haklısınız, çok haklısınız. Tatil günü... Haklıyım tabii. Bıyıkların iğrenç. Seninkiler de. Şimdi biraz daha bağırırsanız ben ne yapacağım? Sizi bir sonraki gayri... Ya evi göster, evi. Oh be, getir şunu. Evet, kesin. Size bir sunumum var yeni evle ilgili. Arkadaşım! Ya şunu at arkaya, Allah'ını seversen. İsteyerek almıyorsa zorla satarım. Arkadaşım! İki haftadır arkaya gitmiyorum, prodüksiyonu da kendine benzettin. Evet, hızlan, hızlı. Söyle, de ki size ne çakmaya, satmaya geldim? Zaten müşteriyi orada kaybettik. Hanımefendi, ben size ne satmaya geldim? Sor kocasına, sor kocasına. Ne satalım? Şimdi beyefendinin aklına yattığı bir devrimlik projemiz var. Ve bundan sizin gibi güzel insanların faydalanması. Devrimlik ne saçma şey? Ben bunun ağzını kırarım, söyleyeyim. Arkadaşım, dur. Ezgi, bağıra çağıra al. Aldım de. Evet, bağıra ne? Çağıra al. Bak kataloğa. Aç kataloğu arkadaşım. Devrim yükü mü aldın? Evet, bağır, çağır, agresif yap ama al. Henüz projeyi çizmedik. Sizden fikirlerinizi istiyoruz. Müşteri memnuniyeti açısından müşteri ne çizerse onu yapıyoruz. Allah kahretsin! Bayıldım! Aldım. Keşke mikrofonun üstüne oturmasaydınız da bütün iç sesinizi de bizimle paylaşmasaydınız. Benim içim dışım birdir. Öyle mi? Evet. Sizin damak tadınıza uygun bir ev olsun istiyorum. Bir... Evet, artık hanımefendinin de projede bir payı var. Arkadaşım, bunu kutla hemen. Hemen kutlayın. Hayır, hemen çıkar, pıt patlat. Kusura bakmayın, tuvalete kadar yetişemeyeceğim. Arkadaşım... Neyi pıt patlat ne ya? Lan neyi patlatıyorsun? Bilmiyorum ben. Suratına pıt pıt! Baş parmakla havaya pıt! Kapağı patlat! Şampanya! Niye? Kutluyorsunuz! Hemen arkandan şampanya çıkarıyorsun. Hanımefendi, arkasından sizi... Arkasından bir de. Tabii. Hanımefendi, gerçekten... Ne kadar yetenekli bir bey. Duvardan sekip gözüne gelir. Bana bak, sakın damlamasın, yeleğini sildim. Arkadaşım kalk! Kalk, hep şampanya döküldü, kalk! Ha derde bak, şampanya döküldü. Adam kör. Hep şampanya döküldü. Nereden sekti lan o? Bilmiyorum ben. Gözüne şampanya geldi, gözünün biri kapalı. Aferin, siliver. Yeni sildim her yeri. Oğlum etekli temizlikçi gibisin, kalk şuradan. Evet arkadaşım, gözünün biri ne oldu? Gözünün biri acıyor. Evet, evet arkadaşım. Şimdi ben sizi haftaya devrim ülke bekliyorum. Evet. Efendim, Allah izin verirse haftaya... Şişeden içiyor pislik. Haftaya izin verirse, Allah izin verirse sizi haftaya devrim ülke bekliyorum. Tamam. Orayı bir görün istiyorum. Şu bardaklar alayım, emanet onlar. Devrim ülke bekliyorum. Haftaya yerinde görün. Orayı yaşayın, toprağına basın, duvarlarına dokunun ve yeni evinizin, yeni dünyanızın tadına varın. İyi, hadi bakalım. Güle güle. Teşekkür ediyorum. Biraz göbek yaptım. Evet arkadaşım, hemen gidersin. Prodüksiyon, bir tane desk getir. Hemen çanta verin bunlara, sarp. Al karını şeye git. Devrim ülke gidin, hadi. Bu halde mi gidiyoruz? Evet, bir hafta geçmiş aradan. Ben 3, 2, 1, bir hafta geç. Lan bir hafta geçirsenize. Ne oldu, sen zayıfladın bir hafta? Gaz attım, çıktı o. Pislik yapma. Evet, koy önüne, koy. Evet, devrim ülkesin arkadaşım. Burası senin. Devremük tatil köyün. Buradaki her şeyi sen yapıyorsun. Burası küçük. Ama sizin. Arkadaşım, o değil, o senin deskin. Deskim. Onun arkasına geç. Buradaki devremükün her şeyi sensin. Çamaşırcı sen. Karşılamacı sen. Resepsiyonist sen. Her şey sensin. Başka ne lazımsa. Tamam. Tesisatçı, mesatçı. Masör falan değilim, değil mi ben? Ne? Tamam. Evet. 3, 2, 1. Gelin çantalarla. Ezgi gelince kapıya bağır. Niye bizi kimse almıyor diye. Burada kimse yok mu yetkili? Bizi bir kişi karşılamayacak mı? Gel buraya la, gel buraya. Arkadaşım senin orası. Her şey sensin. Bıyıklı.
Görüyorum seni. Gel kapıya karşıla. İnanamıyorum, inanamıyorum. Sizleri burada görmek müessesemiz için. Niye inanamıyorsun? Sen sattın. Ya bu ne desibel bir karı ya. Arkadaş. Ya ormanın içinde yaptığı curcunaya bak ya. Evet. Şey Ezgi söyle. Şey sen misin? Şey sen misin? Şey sen misin? Evet. Şey sen misin? Şey sen misin? Şey sen misin? Arkadaşım karşıda. Beyefendi hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi vallahi. Şükür. Sizi burada görmek beni gerçekten de çok mutlu etti. Yalnız geldiğinizi görüyorum. Çok ben de geldim. Çok ben de geldim. Çünkü devre mülkümüz sadece erkekler için. Arkadaşım gel şuraya. 20 tane bavulları var. Ezgi sorsana tesiste neler var. Tesiste ne? Neler var? Tesiste mi? Ne var devrim yükte? Anlatı ver bakayım. Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak ***'umuz var. Osmanlı'dan kalma. Lan Osmanlı'dan olur mu? Her şey tamamen ahşaptan yontma. Arkadaşım. El işçiliği ve zanaat biliyorsunuz o dönemlerde çok önemliydi. Oymalı mı? Oymalı. Birçok sultan o yüzden öldü. Niye? Kıymık Beyliği tarafından. Evet arkadaşım geldiniz odaya. Tam o sırada Sarp çok çişim geldi dersin. Tabii ki de. Dur bavula yap dedi. Ben yani yardım edeyim sen. Dur çıkarayım. Yani her şeyi ben niye yapayım? Gitsin yapsın. Ya söylesene Sarp çişim geldi diye bağır adama. Çok çişim geldi ya. Anneciğim banyoya anneciğim hadi. Tamam. Sarp tam banyoya girerken dur. Tuğba gel banyoya duş yapıyorsun. Kim? Kim? Ne yapıyorum? Büyük geçmiş olsun. Tuğba. Evet. Hoş geldin. Hoş sen buldum. Duştasın. Sarp'ın tarafına geç. Sarp hangisi biliyor musun? Kel olan. Oraya. Hayır hayır Sarp sensin. Hayır hayır kel olan olmadı Sarp. Olmadı Sarp değil mi? Evet kel. Şey Tuğba duştasın sen. Tamam. Duştasın yıkanıyorsun. Sarp sen de içeriye giriyorsun çiş yapmaya. Tam o sırada Tuğba görüyorsun basıyorsun çığlığı. Bu ikinizi aynı anda devrimi katmış. İlişkimiz ne Sarp'la bizim? İlişkiniz yok. Yok hiç. Göreceğiz. Sapık filmindeyiz şu anda. Hayır. Burası devre mülk. Bu Tolga salağı hem sana satmış hem bunlara satmış. Ha tamam. Evet. 3-2-1 şarkı söyleyerek duşlasın. Olmayan bir şarkı söyle. Olmayan bir şarkı söyle. O lalla çok meşhur bir DVD'dir ya. Emanuel 4-5-6 hepsinde jenerik müziği. Söyleyebilirim. Hayır. Görünce çığlık at. Aa! Sen değil. Sen niye çığlık atıyorsun? Aha! Arkadaşım kızın çığlığını duyunca bavulların hepsini atar Ezgi'yle beraber koşarsınız. Kapıdan içeri girerken ikiniz kapıya sıkışırsınız. Sonra geri çıkarsınız. Tekrar girerken sıkışır düşersiniz. 3-2-1 ver müzik. Ben anlamadım hiçbir şey. Oh la 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 la. Aa! Kimsiniz siz? Ay. Kapıya girerken. Beyefendi kimsiniz siz? Dur sen bağırıyorsun sadece. Bağırın kalın. Karıcığım. Karıcığım. Efendim isim neyse. Ne oluyor burada? Beyefendi ben şu anda beyefendi duştayım. Beyefendi yok. Ben sana müşteri geldiği zaman bağırma demedim mi? Arkadaşım. Müşteri ne zaman ki 125'i ararsa sen o zaman gideceksin ya. Arkadaşım. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki ben. Beraber çalışmıyoruz. Hayır, beraber çalışmıyorsunuz. O da müşteri. Öyle ben mi? De müşteriyim. Beyefendi ne diyorsunuz siz ya? Şimdi bak, sen duştasın, sen giriyorsun içeri arkadaşım. Bakmadan konuşuyorsunuz kadına. Ha tabii. Tamam, önünüz kadına dönük ama bakmıyorsunuz. Ben bakıyorum kadının, merak ederim. Ben çıplak mıyım? Mutlaka bir mukayese yapacak. Tabii bakacak kadın. Bu benim için çok önemli. Yönetmenim çıplak mıyım? Tabii bizim ki. Bizim için de onu çok önemli. Gönül ister ki tabii ki ama... Çünkü reel bir şekilde seyirciye inandırıcı bir şey oynamaya çalışıyoruz. Tamam, Tuğba seni kandırıyor bence mu? Bence evet. Bence hayır, tatil köyü. Arkadaşım. Tuğba şey buzlu cam var göğsüne kadar tamam mı? Tamam. Evet 3-2-1 buyurun. La 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 la. Beyefendi kimsiniz siz? Bir dakika ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Arkadaşım. İstirham ediyorum, istirham ediyorum ya. Böyle şey olur mu ya? Biz istirham ediyoruz. Bizi yer sattınız, hanımefendi var, içerisi dolu. Hanımefendi, müessesemiz açıldığından beri böyle bir şeyle ilk defa karşı karşıya. Bakmıyorsun kadına doğru. Böyle bakmayın bir şey... lütfen bana. Rica ederim. Çıplığım şu anda. Öyle bir şey mümkün mü efendim? Sanki hiç görmedim ya. Burada neler yaşadım ben. Özellikle bu sistemi kuruyorum. Arkadaşım, yapma ne olursun. Evet. Tuğba, böyle bir adamla beraber şeysi ortadasınız. Allah kahretsin sizi. Nasıl bir insansınız beyefendi siz? Kaç ben gözünün içine bak.
Gözünüzün içine bakıyorum şu anda. Hayır, sen gözünle arkaya bak. Kıza dönük olama arkaya bak gözünle. Hangi arkaya bakayım? Sen değil Tuğba. Nereye bakayım? Sen normal adama bakıyorsun. O gözüyle arkaya bakıyor. Mümkün değil, göremiyorum. Şey oluyor. Arkadan Sarp'a bak sen, evet. Hayır, öyle değil ya. Dönüp mü? Hayır, Tuğba'ya dönüksün. Gözün içinden dönüp arkana bakıyor. Ve korneam yırtılıyor. Onu birilerine bağışlıyor. Arkadaşım, son derece basit şeyler istiyorum. Evet. Tabii ki de canım, tabii ki de. Hanımefendi, çok özür diliyorum sizi rahatsız etmek değil amacım ama siz ne zaman bu odaya check-in yaptınız? Ben şu anda girdim. Ama kalabalık... Tuğba sen konuşabilirsin. Ağlıyorsun, babanı arıyorsun. Ağlayarak babanı ara. Allah kahretsin sizi, ara babacığım. Senin duşta telefonun mu var be kadın? Benim duş telefonum var. Japonya'dan aldım, çok ucuz. 39.90'a. Ama dolar olarak. Havalı. Evet. Bu ne kadar da suda kalıyor? Arkadaşım, ne oldu? Ellerim uyuştu, çok sudayım. Beyefendi, lütfen üstümü değiştirmek istiyorum. Tuğba, bir dur, dur, bir durun. Bir durun, bak tane tane. Tuğba duşta. Babasını arayacak. Telefon nerede? Çamaşır makinesinin üstünde. Kimden istiyorsun? Arkadaşımdan. Tamam, arkadaşım. Sonra babanı arıyorsun. Karşılığında tamam. Ne istiyorum ben? Derhal odayı boşaltın. Arkadaşım. Evet, Ezgi, sen de aynı odayı sattığı için ne yapıyorsun? 3, 2, 1, buyurun. Dışarı çıkıyorum. Hayır. Yeni bir tecrübeye yelken açıyor. Sen de adama yükleniyorsunuz hep beraber. 3, 2, 1, buyurun Tuğba. Arkadaşım, oradaki bana telefonumu lütfen bir zahmet verebilir misiniz lütfen? Hanımefendi şimdi bir dakika, benim öğrenmem gereken bir soru var. Benim de öğrenmem gereken bir şey var beyefendi. Siz nasıl bu odayı aynı anda iki kişiye kiralarsınız? Şimdi... Benim babamla konuşmam gerekiyor. Telefonu alabilir miyim? Evet, telefon. Ben size telefonu vereceğim, babanızı arayayım fakat babanızın çözebileceği bir sıkıntı değil. Burayı, şu sorunu, buradaki sorunu ben çözebilirim. Neden? Müessesenin yetkilisi benim. Şimdi bunu bütün çıplaklığıyla konuşmamız için gerçekten... Arkadaşım! Tuğba sen ağlamaya başla, babam, babam diye. Bana ne babam? Ay koca kadını madara ettim, ver şu telefonu. Bu sorunu da çözeceğim. Come to daddy, come to daddy. Ay! Arkadaşım ver şu telefonu kıza. Evet, çok özür diliyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir arayın, nedir ne değildir fikrini alalım. Söyle, babanla konuş Tuğba. Alo, canım, babacığım. Söyle yavrum. Babacığım, neredesin? Çok zor bir durumdayım. Çok müşkül bir durumdayım. Babamla saygı çerçevesinde bir ilişkimiz var. Çok müşkül bir durumdayım. Lütfen bana yardımcı olur musun? Çıplağım ve duştayım. Ayrıca yanımda bir adam var. Bir tane daha var. Bir de karısı var babacığım. Kızım, manyak mısın? Ya desene aynı adam, aynı devrim ülke, aynı kişi. Aynı devrim ülke, aynı adam. Kestik, bir dakika. Pislik, sapık. Çok zor durumdayım. Efendim, pislik. Kestik. Hayır, pislik diyorum. Pislik ya baba. Hayır, sana demiyorum. Arkadakine diyorum. Bir dakika, suyu kapayayım. Bir şey duymuyorsunuz. Duyamıyorum. Arkadaşım, ne yapıyorsun arkadan? Arkadaşım, ha, ne yapıyorsun? Şeye bakıyorum, adamla? Derzler hep çürümüş. Arkadaşım. Sürekli iş başındayım hocam. Tuğba, de ki evet. Babam seni istiyor diye arkadaşına ver. Babam seni istiyor. Seni ama daha tanımadan... Babam. Merhaba. Kimsin lan sen? Aa, merhaba efendim. Ben Muhittin. Muhittin? Muhittin, gayrimenkul ve yatırım ortaklarının sahibi olan Muhittin. Lan bana bak Muhittin. Benim kızımın banyosunda çıplakken senin ne işin var? Şimdi aynı soruyu hanımefendiye ben sordum. Dedim ki böyle bir şey olacağını haber versen ben böyle grand tuvalet gelmem. Abesle iştigal ediyoruz şu an yani dedim. Ortama uymak için ben de buraya misafirler getirdim. Ulan sen niye aynı daireyi aynı kişiye satıyorsun iki kere? Şimdi burada ne derler? Muteber mi derler? Muteber bilet mi derler? Muteber şey derler hani. Muteber bir satış olmuş. Yani hanımefendiyle beyefendi ve eşine aynı anda rezervasyon yapıyor. Ondan mütevellit ben de çok gerginim tabii, üzgünüm. Şu an hanımefendiye son derece üzüntülü olduğumu belirtmek çalışıyordum. Arkadaşım! Babacığım! Tamam, kapat telefonu. Konuyu çözmeye çalış. Evet, Ezgi gel. Sen şimdi bunları mutlaka aynı odada kalmaları lazım. Organize et olayı. Ne yapmam lazım? Aynı odada kalmanız lazım. İkiniz de almışsınız devre mülkü. Arkadaşım organize et. Beyefendi, evet. Bu geceyi bu odada geçireceğim. Giyin üstünü, çık dışarı hanımefendi. Ama ben de bu geceyi burada geçireceğim. Nerede kalacağım? Ne münasebet efendim? Bizim belgemiz var, imzamız var. Belgem var. Göster. Burada. Şimdi ben ikinizin de gerginliğini çok iyi anlıyorum. Siz de yol yorgunusunuz. Hanımefendi de böyle daha önceden rezervasyon yaptırıp burasının odası gibi belli. Başka odaya. Şimdi onu şöyle çözebiliriz. Siz bu odaya yerleşin. Siz duşunuzu yaptıktan sonra benim odama gelin. Hayır. Sizi de mağdur hissettirmek istemiyorum. İstediğiniz kadar. Arkadaşım. Özür hediyesi olarak. Arkadaşım. Bir ay, 1,5 ay. Arkadaşım. Önümüz yaz. Evet. Sıkıntı şu. Senin de odan burası. Ne? Oo. O zaman bence sıkıntı yok zaten. Söyle de ki size bir şey açıklamak zorundayım de. Bunu açıkla. Size bir şey açıklamak zorundayım. Don giymiyorum. Hayır.
Müşteri her şeyi bilsin ki... Arkadaşım, sizi de bunu açıklayacağım. Benim de odam burası deyince Sarp sen yüksel. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Şimdi lütfen birbirinizi kırmadan, üzmeden önce şunu söyleyeyim ki başka bir sıkıntımız var. Buyurun. Şimdi müessese çok yeni olduğu için bazı odaların henüz altyapısı... ...veya beyaz eşyası, yatağı, çarşafı anlamında hazırlıksızız. Ondan neden dolayı... sattın o zaman? Neden bitirmeden sattın o zaman? Şu soruyu sormak istiyorum. Ananızın karnında 9 ay nasıl durdunuz? Aslında tıbbi bir soru da olsa belki de yersiz bulacaksınız. Gayet sağlıklı durdum ayol. Hayret. Arkadaşım şey. Sarp, sen de... yükselsene. Ben de don giymedim. Hayır ulan! Arkadaşım yapmayın ne olur. Evet. Şimdi tamam. Hanımefendi, bunu şöyle çözmek istiyorum ben. Arzu ederseniz belirli uyku saatleri ayarlayalım kendimize. Siz ister... Beyefendi, bir tane daha oda yok mu? Şimdi diyorum ki hanımefendiyi ben musluğa oturtup tazikle suyu açtım. Kendi içinde özgüveniyle patlasın. Ne dersiniz? Suyu iyice çektiği zaman gider bakarız. Uygunsa konuşuruz. Kocası ne olacak? Ona da artık bundan sonra taharet sarf diyeceğiz. Kendisi... Böyle anılarla yaşayacak. Arkadaşım yapmayın şunu. Ezgi, at onu yere. Prodüksiyon, at onu yere. Böyle. Çok özür diliyorum sizi yorulduk. Yatağı yeşil yaptınız. Bunu sonra montajda yerine başka bir şey mi koyacaksınız? Altımızda 5 kişi görmeyin de sonra. Arkadaşım. Yeşil oldu. Evet, arkadaşım. Evet. Yatak da orada. Ezgi, at kendini yatağa. Beni buradan kimse kaldıramaz. Ay, beni buradan kimse kaldıramaz. Beni de buradan kimse kaldıramaz. Saçını başını yolarım vallahi. Ben seni yolarım vallahi. Aa, niye terbiye bu? Gel buraya arkadaşım. Efendim? Ne yapıyorsun? Ya yapma şunu ya. Bir haftadır yıkanamıyorum. Yapma şunu. Yapma. Evet kızlar, şimdi kavga ediyorsunuz. Siz kavga... Arkadaşım araya girsen ikiniz de onu dövün. Evet 3, 2, 1 kavga ederken araya gir. Ben burada kalacağım tamam mı? Duydurma beni. Arkadaşım araya girsene. Hanımefendi. Şimdi araya girince Tuğba ona vuruyorsunuz tamam? Evet. Saçı başı uçsun. Evet 3, 2, 1 Allah seni kahretsin. O kadar evet. Da uçmasın. Çabuk hanımefendi, git buradan. Böyle yapmayın lütfen istirham ediyorum. Size hiç yakışmıyor. Abi bakın ne kadar güzel anladılar. Gördün mü? Güzel konuştuk. Kestik. Kadın anlıyor. Ya Ezgi dövseniz herifi. Ben birazdan başlayacağım. Ama o beni dövmeyince şimdi benimkisi biraz aşırı kaçtı. Yo son derece güzel. Gerçekten. Affedersin. Canını acıttın mı tatlım? Sen yorul ben başlayacağım. 3, 2, 1 deyince arkadaşımı alır öne çak yatırırsınız. Yapıyor. Şabadak şabadak tamam. Evet 3, 2, 1 gir araya gir. Allah seni kahretsin. Lütfen ben burada gayet iyiyim tamam mı? Lütfen. Ben buraları hak ettim. Sen de dur orada bakalım. Aa! Lan vursanıza şuna! İşte şimdi kırbaç burada olacaktı! Onu atlayalım dedim! Ulan bir devrim ilk günü de kestik, kapatılır bir dakika, mı be? Bir dakika ya, bir dakika! Tuğba, adamı döv diyorum, sen adama biniyorsun. Ama... Ezgi! Sen niye girişmiyorsun? Ben giriştim bayağı. Bak aşağıya alacaksınız. Yanaklara yanaklara şapadak şapadak. Sonra sen bir bacağını tutup ayıracaksınız. Evet adam ayrılmasın diye Sarp üstüne atlayacak. Ve bu Blu-ray olarak satışa çıkacak. Bu değil bir aksiyon hocam? Filmi. Evet 3, 2, 1 yalla. Senin var ya. Allah seni karar. Yani. Kim ediyorum seni. Bir dakika. Hadi. Vur. Billahi. Hayır 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 hayır. Efendim? Hayır, hayır. Hayır. Tamam, arsayı size veriyorum. Hayır, kestik. Ay Ezgi, hayır. Kestik. Ezgi, demin ya, iki kişiyi birden çekiyordun. Hocam, fena ayırdı. Ben bir şey söyleyeceğim. Yazık iki çocuğu var. Bunun bu bebeksin gürlümünün altında bir şeytan var. Ya neden benim final yapmama izin hocam, vermiyorsun? Hocam çok fena ayırdı ama. Ben o yüzden üzüldüm adama. Ya sana ne? O ayrılan Muhit'te sen üzülüyor musun arkadaşım? Ben mutluyum. Tamam. Evet Sarp, ayrılmasın diye sen kalçadan bastır. Çok mantıklı. Tekrar şurada mı? Pardon, pardon. Affedersiniz. Ve arkadaşım, sen ayrıldığın anda büyük bir bağırık yaparsın tamam mı? Bağırıktan sonra da derse ki durun, durun. Kalkarsın ayağa. Ulan size daire sattıysak falan. Evet, 3, 2, 1. Müzisyen, sen de Allah rızası için bir şey çal, tamam mı? Hadi kuzum, hadi bakma. 3, 2, 1 yalla. Saçını başını yolarım senin. Ben de seni yolarım. Seni terbiye ederim. Ya ayırmayın. Seni terbiye ederim. Ayırmayın. Hayır. Ayırmayın. Ne oldu? Ne oldu lan? Çok enteresan bir yerdeyiz. Yani... Ne oldu? Bilmiyorum, ne olacakla ilgileniyorum daha ziyade.
Belki de bundan sonraki nesillere inanılmaz bir bilgi aktaracağım. Nereden alıyorsun bilgiyi? Arka kameradan alacağız haftaya. Arkadaş! Yapma şunu. Evet, bastır Sarp. Sarp, arkana dön. Kalça kalçaya otur. Lütfen. Dön arkana otur. Ne yapayım? Evet, ha. Evet, ayırıyorsunuz siz arkadaşım. Durun hayır diye bağırırsın. Evet. Durun! Lütfen. Durun! Çapraz yapın onu. Hayır arkadaş! Durun dersin. Sonra kalkar, ellerin üstünde yürür, bir konuşma yaparsın. Durun! Durun! Arkadaşım dur, arkadaşım dur. Sen beni bırak, benim bu hastası olduğumu biliyor musun? Tuğba, ne yapıyorsun çocuğa? Bence çocuklar bunu bıktırmışlar. Bu hayattan, hayattan soğumuş. Barış, çek şunu, her yerde bulamaz. Evet, sen durun dedikten sonra şey, irkilirsiniz. Ezgi, sen şey yaparsın. Neye duruyoruz? Evet, çirkefliğe devam. Evet, 3-2-1. Ayırıyormuş hala. Evet, durun de arkadaşım. Doyamadı ya. Ne bileyim. Müzisyen, durun da. Dı-dı-dı-dı-dı-dı. Evet. Gel buraya, seni fistik seni. Ay, seni de lan hoca seni. Durun. Benim için fistik bir adam böyle. Durmayacağım, ben duracağım. Tamam. Ne yapacağım? Hayır arkadaşım. Durmuyor kadın, ne yapayım? Ezgi'ye lafını söyle, ondan sonra devam et. Dolandırıcısın sen, ne duracağım? Durun dedim. Pislik adam seni, hadi oradan. Kepaze. Kişisel yapma. İnşallah bir gün sen de aynılarını yaşarsın. Eğer size devrim mülk sattıysam, ruhumu sattım demek değil bu. Müziği al. Az önce ruhu... Hayır, hayır. Müzik yok ki alasın. Ne oldu bu hafta? Bedavadan bir şey indirmedin mi internetten ya? Nasıl bir insansın sen ya? Ver müziği. Al müziği içine, içinde hisset. Müzik göğsünü doldursun. Efendim? Müzik göğsünü doldursun. Göğsünü doldursun. Müzik böyle böyle. Evet, yürü. Basma yat abi adam. Yatacağım akşam onu ben. Kocacığım bir şey yap. Çıkar şu peştemali. Aynen, i̇şte, devam. Bu noktaya getirmek istedim. Kocacığım bir şey yap diyecek hale getirmek istedim. Artık gerisi sende. Evet, gelir. Hepsine teker teker lafını söylersin. Seyirciye mi? Hayır, onlara. Size devremi yükselttim diye ruhumu sattım değil. Sizleri güzel insanlar olarak gördüm. Buraya layıksınız dedim. Fakat şu yaptığınıza bakın. Sen girmişsin çıplağım çıplağım. Giyinik olacaksın yazının ortasına. Girişte yazıyor, giyinik girilmez diye. Aa, çıplaklar kampı mı burası? Tabii ki de. Aa, yanlış. Kestik! İnşallah. Arkadaşım, olayı nereye götürüyorsun? İstediğim yere. Arkadaşım. Benim. Tuğba Ünsal'ı getir öne. Ağzını vur. Tuğba Ünsal. Nasıl iki çocuk annesi bu ya? Deli çıktı. Orada, arkada mı? Arkada. Çok tatlı kız ya. Ezgi. Efendim hocam. Ne yapıyorsun sen? Sen niye bunlardan oldun Ezgi? Ben ne dediyseniz yaptım. Hayır, senden biz kapılız ya. Kapır mıyız? Evet, bakır. Kapır. Hayır, senden biz ayrı kafadayız, ayrı frekanstayız Ezgi. Ne yapmalıydım? Şu salağı içeri gönder arkadaşım. Git üstüne bir şey giy lan. El sallayarak git. Sen belini ileri mi ittiriyorsun, içine hava mı dolduruyorsun? Hepsini aynı anda yapıyorum. Bir sıkıntı? Yok. Tamam, göster Ezgi'yi. Ezgi mola. Fırat Parlak. Özer Atik. Ayağınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Sen sana. Sen sana. Sen sana. Correct.